Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında dairede alan konusunun konu anlatımını yapacağız. Daire alanı iki parçaya böldüm. Şimdi ilk videoda ne yapacağız? 4,5 sayfa anlatacağız size. Kitabımızda sayfa numarası 190'ın sağ tarafı. 191, 192, 193 ve 194'ü anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Başlayalım. O merkezli R yarıçaplı çemberin daha doğrusu dairenin çemberin içi boştur. Çemberin alanı olmaz. O yüzden içi dolu şekilde biz daire diyoruz. Dairenin alanı pi r kare formülüyle bulunur. Çok basit bir konu. Çok rahat bir şekilde yapacaksın. Yalnız senden şunu isteyeceğim. Bütünsellik burada çok önemli. Bütünselliğin içerisinde beyaz alanı da kullanacağız. Beyaz alan hikayesi de çok önemli. Çünkü belli bir bütünden beyaz alanı çıkartacağız. Bazı garip yerlerdeki alanı bulurken. Tamam mı? Buraya yazıyorum şimdilik. Daire dilimin alanından bahsedelim. Hocam dairenin alanı tamamı 360 derecedeki piyere kare ise 360, alfa derecede ne olacak? Alfa bölü 360 kadar satacağız. Ee, hop, alanı bulacağız. O merkez R yarı İşte bu açı alfa boyalı bölge daire dilimidir. Bu daire dilimin alanı normalde dairenin alanı piyere kare ya alfa bölü 360 katı şeklinde bulunur. Daire diliminin alanı aynı zamanda şuradaki yay uzunluğu bu pi r kare alfa bölü 360'da bulunur. Aynı zamanda şurası x ise bak bunu da soruyor. Yay uzunluğu varken de x çarpı r bölü 2 ile de bulunur. Tamam. Ama biz genelde bunu kullanıyoruz. Yay uzunluğu varsa açıyı da bulabiliriz aslında. Sonra buna dönüştürebiliriz. İki farklı şekilde bulunabiliyor. Bir pi r kare alfa bölü 360 şeklinde bulunuyor. Bir de yay uzunluğu varsa bak ölçüsü değil. Yay uzunluğu varsa üçgen alanı gibi taban çarpı yükseklik bölü 2 ya. O x çarpı r bölü 2 orada da gelsin. Tamam x de kullanılabilir ama yay uzunluğu verildiğinde bunu kullanacağız. ÖSYM her 3-4 yılda bir bunu da soruyor ama genelde işimiz bununla. Halkanın alanı nedir? E, çok basit ben ne dedim? Bütünsel düşüneceğiz dedim mi? Dedim. Ne yapacağız? Hocam tüm alandan beyaz alanı çıkartacağım. Yani halkanın alanı bulurken de Büyük alandan büyüğün yarıçapına büyük R küçük yarı çapına küçük R diyecek olursam eğer P kare büyük alandan küçük alanı çıkartacağız. Yani beyaz alanı çıkartacağız. Evet halkanın alanı bu şekilde bulunuyor. Bir de halkada şöyle bir şey var. Daire halkasının alanı bu böyle teğet geçtiği zaman merkez teğet çektik yapınca kirişi keş parçaya bölücüyü bölüyor ya. O yüzden bunlar xx oldu. Aynı zamanda pi x de bulunabiliyor. Niye? Normalde halkanın alanı ne? pi parantezinde r kare eksi r kare değil mi? Evet. Bu dursun yerinde. Şimdi en etkili silahımız yarı çaptı. Şu yarı çapı çizersem burası r burası r. Pisagor bağıntısından r kare eksi r kare x kare eşit değil mi? Evet bunun yerine x kare yazarsam halkanın aladığı gerçekten pi kare geliyor. Yalnız bunu unutursanız işte tamamını x alıyorsunuz px kare. Ben size o yüzden ispatına böyle yapmış bulunuyorum. Tamam mı? İspatta bu istediği şekilde yap. Ama ispat tekniğini de bilmenizi de hep tavsiye ediyoruz. Şimdi örneklere başlayalım. Yarı çapı 6 olan dairenin alanı pi r kare. Yani 36 pi şeklinde bulunur. Pi yerine 3 falan yazmayın arkadaşlar. Böyle kalır bu. Tamam. Çevresi 10 pi olan yani 2 pi r eşittir 10 pi ise pi'ler nanay. R'yi buradan 5 buluruz. Dairenin alanı da ne eşit olacaktır? Pi r kareye eşit olacaktır. 25 pi yapar cevap. Örnek de 25 pi. Geldik örnek 3'e. Dairenin alanı nedir? Bak yarı çap verilmiş bize direkt pi r kareye eşittir yani 16 pi olur. Sonrakinde yarım daire alanı. Arkadaşlar normalde merkez açısı 180 ya pi r kare 180 bölü 360 diyebiliriz ama kardeşim tam dairenin alanı pi r kare ise yarım daire de e, direkt yarısı pi r kare bölü 2. Çeyrek daire gelirse e, pi r kare bölü 2 bitti gitti değil mi? Evet o merkezde yarım dairenin alanı yani pi r kare bölü 2. Şu yarım dairenin alanından bahsetmiş. 18 pi'ye eşitmiş. Piler gitti. R kare buradan 36 yapar. R'yi de buradan 6 olarak buluruz. Yarım çemberin çevresi isteniyor bizden. Şimdi yarım çemberin çevresi. Burası 2 pi R bölü 2 değil midir? Yani 6 pi hocam değil. Yarım çemberin çevresinde bir de bunlar yok mu arkadaşlar? Yarı var. Yani o zaman burası yarıçapı çapı 6'ydı. 6 6 bir de 12 ekleyeceğiz dostum. Yani 6 pi artı 12 yapar cevap. Sonraki soruda o çemberin merkezi 3 kökü verilmiş. Bak bu yarıçap, bu da yarıçap. E burası 3 kök verilmiş. Dairenin alan için bize r lazım. x e, kenar dik üçgen r r r, r kök Yani r'yi kaç buluruz? 3 buluruz. Pi 3'ün karesi bana cevabı verir. Cevap 9 pi. Geldik örnek 6'ya. 30'sa gördüğü yay hemen 60. Açı ve gördüğü yay ilişkisine gidiyoruz değil mi? <laughs> Dairenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi şu kritik soruyu soracaksın. Dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Yani bize ne lazım? Yarı çap. Yarı çap bulmak için hamle yapacaksın. Sen dairede alanı çok rahat bir şekilde yaparsın. Çünkü niye? Uzunluğa hakimsen. Bundan önceki konuları iyi bir şekilde biliyorsan burada hiç sıkıntı yaşamazsın. Alan dediğimiz pi r kare. Dilimin alanı pi r kare. Alfa bölü 360. Sadece bu iki bilgi yeterli oluyor. Şimdi sen buraya baktığın zaman yarı çap bulacaksın. O zaman merkez lazım olacak bize. Merkez burada bir yerde olsun. En etkili silah neydi? Yarı çap. Hemen yarı çapı çizdin. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Aa hocam merkez açı oluştu burada. Burası 60 derece oldu. Bu yarı çap. Bu yarı çap. Aa ikiz kenar. Tepe açısı 60. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 yaptı. Yani eşkenar çıktı. Yarı çapı 8 bulduk. O zaman dairenin alanı pi 8'in karesi yapar. Yani cevap 64 pi olur. Örnek altta. Geldik örnek 7'ye. Bak bununla ilgili formül arama. Ne yapacaksın? Bütünsel düşüneceksin. Bütün büyük alandan beyaz alanı çıkartacaksın. Şimdi unut daireyi. daire de alanı en son şey yap. İlk etapta uzunlukla sen neyi bulmak zorundasın? Beyaz dairenin yarıçapını bulmak zorundasın. Peki çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. Çemberler birbirine burada değiyor. Birbirine teğet daha doğrusu. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Hocam merkezleri birleştiriyorduk. Merkezleri birleştirdiğimizde merkezleri birleştiren doğru parçasıyla şu teğet noktası doğrusalıyordu. E şunun yarı çapını 4 vermiş. Hocam burası da 4. E bu çapı 4 ise yarı çapı 2 oldu. Bitti. O zaman ben büyük yarımdan yani pi r kare bölü 2'den bak büyük yarımdan beyaz alanı çıkartacağım. Beyaz alan dediğim pi r kare bölü 2'yi çıkartacağım. Yani 8 pi eksi 2 pi'den dolayı 4 16 şu yarı çapı 4 bu da 2. E, pardon. Yarı, büyük yarım daireden küçük tam daireyi çıkartacağım. Yani pi re kareye çıkartacağım. Yani 8 pi eksi 4 pi yapar cevap. Yani cevap 4 pi oldu. Sonraki soruda da boyalı bölgenin alanı. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağım. Yani beyaz alanı çıkartacağım. Ya yani büyüğün alanında yarı çap 5 verilmiş. Bunun yarı çapı da 1 verilmiş. Yani pi 5'in karesi eksi pi 1'in karesi bana sorucu verir. 25 pi eksi pi'den dolayı 24 pi yapar cevap. Örnek 8 24 pi oldu. Geldik örnek 9'a. Şimdi o merkez demiş yarı çapta 6 verilmiş. Aa, hocam çemberler bir ne diyor? Merkezleri birleştiren doğru parçası tam değme noktasından geçmek zorunda. E o zaman bunun çapı 6 ise yarı çapı 3 oldu. Yine bütünsel düşünüyoruz. Büyükten yani büyük tamdan pi r kareden küçük tamı çıkartacağım. Pi r kare r kareyi çıkartacağım. 36 pi eksi 9 pi o da 25 pi yapar. Cevap 25 pi oldu. Geldik sonrakine. Boyalı bölgenin alanı yine büyüğün alanından küçüğün alanını çıkartacağım. OA'yı 3 vermiş. OB'yi 5 vermiş. Arkadaş pi 5'in karesi eksi pi 3'ün karesi. Yani 25 pi eksi 9 pi yapar. Cevap o da 16 pi mi yapıyor? Evet. 10. soru 16 pi oldu. Geldik 11'e. Evet. Bununla ilgili formül arama. Cevaplar saçma çıkabilir. Hiç korkma. Hani cevap aratlarına baktığında garip garip bilmem ne eksi 9 piye bilmem ne eksi 3 pi bölü 2 gibi şeyler görebilirsiniz. Bunlardan asla ama asla korkmuyorsunuz dostum. Çünkü niye? Bütünsel düşünce tarzından dolayı bu cevaplarla karşılaşıyoruz. Büyük alandan. Şimdi sen bu taralı alanı bulmak için ne yapacaksın? Karenin alanından neyi çıkartsın? Dairenin alanı çıkartacaksın. Evet. Karenin alanı. 6. Altı, 6'nın karesi. Yani bir kenar 6 ya. Ee, Yarı çap bulmam lazım. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Hocam bu da r. Bu da r. Burada bir dikdörtgen çıktı. 2 r 6 ise r'yi buradan 3 buluruz. Yani pi 3'ün karesini çıkartacağız. 36-9pi şeklinde bak genelde bir satırda ya da en fazla iki satırda cüz. sonucu ulaşırsınız. Böyle garip soruların cevabı bu şekilde oluyor. Yani gerçekten kolay. Rahat bir şekilde yaparsın. Ama senden istediğim tek şey ne? Bütünsellik. Bütünsel düşünce tarzı senin için aşırı derecede önemli. Tamam dediğimi sakın ama sakın unutma. Evet geldik bir sonrakine. Hocam yine bütünsellik. Büyük yarımdan iki tane küçük yarımı çıkartacağım. Büyük yarımın yarıçapı çapı çapa 6 olduğu için yarıçapı 3. Pi 3'ün karesi bölü 2'den şu küçük yarımları çıkartacağım. Bunun yarıçapı 2 bunun yarı çapı 1. Pi 2'nin karesi bölü 2 ve pi 1'in karesi bölü 2'yi çıkartacağım. Yani 9 pi eksi 4 pi eksi pi bölü 2. Bu da kaç? 4 pi bölü 2 yapar. O da 2 pi yapar. Cevap 2 pi oldu. Paydaları bölü 2 olduğu için sadeleştirme içine girmek istemedim burada. Tamam Peki buraya geldik. Ne yapacağız? Yine beyaz alan hikayesi. Bak bütünsel düşünce. Yarımdan neyi çıkartacaksın? Üçgenin alanını çıkartacaksın. Üçgen alanı çıkacak. Yarımın ACS 2 verilmiş. CBS 2 kök 3 verilmiş. Hocam bu çapı gören çevre açı 90 derecedir yarım daire olduğu için. E 2 iken 2 kök 3 olmuş. 30 60 90 üçgeni bu. 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı 4 yapar. Ve yarı çapı da 2 yapar. E o zaman yarım yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi. Üçgenin alanında hocam dik üçgen olduğu için 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 değil midir? Evet. Bak tek satırda çıkıyor. Bak gör. Şunlar sadeleşti. 2 pi eksi. Şunlar sadeleşti. 2 kök 3 yapar. Yani cevap böylelikle 2 pi eksi 2 kök 3 oldu 13. soruda. Geldik 14. soruya. 90 derece direkt çeyrek dairede diyebiliriz. O a'yı 8 vermiş. Direkt pi 8'in karesi 90 bölü 360 de diyebiliriz. Ama 90 derece olduğu zaman bölü 4 de diyebiliriz direkt. Şunlar sadeleşse zaten 4 yapıyor. 64 bölü 4'ten 32 pi yapar cevap. Örnek 14 pardon 64 bölü 4 16 pi yapacak. Örnek 14'ü böylelikle 16 pi buluruz. Geldik örnek 15'e. Boyalı daire dilimin alanı 3 pi bölü 2 eşittir pi r kare o a'yı vermiş. Yani 3'ün karesi çarpı alfa bölü 360 değil midir? Evet. Pi'ler gitti. 3'lerden birer tanesi gitti. Şu 3 ile 36, 360 sadelesi 120. 120 ile 2 sadelesi 60 kalır. Yani 1 eşittir alfa bölü 60 kaldı. Ve alfayı da böylelikle 60 derece olarak bulduk. Örnek 15 60. Geldik örnek 16'ya. Evet o 9 vermiş. ACB açısını 30 derece vermiş. 30'sa gördüğü yay 60. Merkez açıdan burası da 60. E benden bu dilim isteniliyor. Dilim için ne lazım? Yarı çap ve merkez. yarıçap ve merkez açı lazım. Bak P R kare. Mer yarı, merkez açımız da belli. 60 bölü 360 bana sorucu verir. E şunlar şunlar sadece 6 yapar. E, 36 bölü 6 da kaç? 36, 36 pi bölü Yaptım. 81 pi bölü 6 yaptı. 81 pi bölü 6 yaptı. Bu da neye eşittir? 3'e bölsen 27. 3'e bölsen 2. Yani cevap 27 pi bölü 2 yaptı. 16. soruda. Evet 16'yı bulduk. Geldik 17'ye. O, 4 vermiş. A, pi verilmiş. Bak burası pi ya. Hocam açıyı bulabilirim. Sonra pi'ye kare alfa bölü 360'dan sonuca ulaşabilirim. Ama gerek yok. Yay uzunluğu verildiği zaman direkt yay uzunluğu çarpı yarı çarpı bölü 2 de bana sonucu verir. Yani cevap 2 pi yapar. Bunu bilin. Bununla ilgili gerçekten çok güzel sorularla karşılaşıyoruz. Peki taralı daire dilim AB yayını 4 pi vermiş. Hocam burası 4 pi. Daire diliminin alanında 16 pi verilmiş. Burası 16 pi. Yani 16 pi neye eşittir? Yay uzunluğu verildiği için yay uzunluğu çarpı R bölü 2'ye yani 4 pi çarpı R bölü 2 16 pi'ye eşit olmalı. Hocam buradan şu pi'ler sadeleşse 2, R'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Evet R buradan 8 geldi. R 8 ise ya alandan gidin ya yay ya, ya gidin. Hadi yay uzundan gidelim. 4 pi 2 pi R alfa bölü 360'a eşit değil midir? Evet. Buradan pi'ler nanay. Hocam 4'e bölsen 4'e bölsen 2 kaldı burada. Burada 1 kaldı. 2 kere 2 4. 90 mı kalıyor? Evet. 1 eşittir alfa bölü 90 yaptı. Alfayı da böylelikle 90 derece olarak buluruz. Örnek 8 90 olur. Geldik örnek 9'a. Örnek 18.90 oldu. Geldik örnek 19'a. Şimdi şuraya geldik. Bak. Ne olursa olsun. Sen bütünsel düşüneceksin. Bütünden belli bir parçayı çıkartarak sonuca ulaşacaksın. Şimdi sana bir şey bir soru var. İlk defa böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Saçma bir yer var. Biz neyin alanını biliyoruz ilk önce? Hocam biz ya dairenin alanını biliyoruz ya da daire diliminin alanını biliyoruz. Ya hocam ben bulsam bulsam şu daire diliminin alanını bulurum. E benden şurası isteniyor. E o zaman daire dilimin alanından neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. Yani dilimden hatta çeyrek dilim yapıyor. 90 derece olduğundan neyi çıkartacaksın? Üçgenin alanı çıkartırsan olayı bulursun. Yarı çarp 8 zaten burası. Dilimin alanı. Hocam pi r kare bölü 4. Direkt 90 olduğu için. Değil mi? Eksi. Üçgenin alanı da direkt dik üçgen. Yani 8 çarpı 8 bölü 2. Bak tek satırda çıkıyor. Hatta ben aynı satıra yazabilirim de alta geçeyim hadi. Burası 64 bölü 4'ten 16 pi eksi neye eşit oldu? 64 bölü 2'den 32'ye eşit oldu. Yine garip bir cevap ve yine çok kolay bir şekilde çıktı. Neden dolayı çıktı? Sen işi öğrendin. Bütünsel düşüneceksin. Belli bir bütünden beyaz alanı çıkartacaksın ya da parçayı çıkartacaksın. Sonucu o şekilde ulaşıyorsun. Sonraki soru. Evet. 150 derece verilmiş burası. E arkadaş ne yapacaksın? Dilimin alanından neyi çıkartacaksın? Üçgenin alanını çıkartacaksın. Dilimin alanı 6. 150'lik dilim. Pi r kare 150 bölü 360. 150 bölü 360. Eksi üçgenin alanı. Ya arkadaş 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bölü 2'den gidersin ama yani şuradan bir dik çizerek tabanını ve yüksekliğini belki bulabiliriz. Hocam 150 ise a 75 75 oluyor. <laughs> Bulamam bunu. Maalesef sinüs alan formülünden gideceğiz belli ki. Yani 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150 bölü 2 yapıyor burası. Şurada sıfırlar sadelesin 36'lar sadelesin. Burası 15 pi yaptı eksi. Şu sinüs 150 dediğimiz sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30 demek de 1 bölü 2 demektir. 36 bölü 4'ten 9 yapar burası. Yani cevabımız böylelikle 15 pi eksi 9'a eşit olur. Evet. Örnek 20'yi bulduk. Geldik örnek 21'e. AB çemberin çapıymış. AB çemberin çapıysa bu çapı gören çevre açı 90 derece yapıştırırız. AB 12 demiş. O zaman 12 ise yarı çapımız 6 6 yapar. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi ben neyi biliyorum? Ya dairenin alanı biliyorum ya da daire diliminin alanı biliyorum. Böyle saçma sapan bir alanla karşılaştığımız zaman mutlaka daire dilimi oluştur. Ve CAB açısında 30 derece demiş. Hemen bu daire parçasına ait bir daire dilimi oluşturuyorum. Şöyle. Hocam dilim alanından bak ne yapacağım dilimin alanından neyi üçgenin alanı çıkartırsam olay bitti. Peki dilimin alanı için bana açı lazım. Arkadaş 30 sa çevre açıdan burası 60 yapar. 60 sa merkez açıdan burası da 60 derece oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam a 6 burası 6 burası. 6 6 tepe açısı 60 burası da 60 burası da 60 yaptı. Yani biz bu sefer dilimin alanından eşkenar üçgenin alanını çıkartacağız. Baksana eşkenar üçgen burası. Dilimin alanı ne? Pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanında a kare kök 3 bölü 4. Şimdi sıfırlar sadeleşsin 36'lar sadeleşsin burası 6 pi yapar. 36 bölü 4'ten de 9 kök 3 yapar. Yine bak bir satırda ya da en fazla iki satırda çok garip bir cevabı ulaştık gördüğünüz üzere. Çok kolay. 21. soru böylelikle 6 pi eksi 9 kök 3 geldik 22. Saçma sapan bir alanla karşılaştığın zaman şu soruyu sor. Sen neyi biliyorsun? Ya dairenin alanı, ya da daire diliminin alanı biliyorsun. Saçma sapan bir alan varsa o alanı o şekilde bulamazsın. Daire dilimi oluşturacaksın. Bak oluştur. Daire dilimi de bak bizim ta en başta dediğimiz en etkili silahımız. Yarı çapla çıkıyor. Bak yarı uzunluğu 4 Yarı uzunluğu dört. Şimdi dur. Sen daire diliminin alanından bak şu saçma alanı bulurken şu daire diliminin alanından neyi çıkartacaksın? Üçgen alan çıkartırsan sonuca ulaşırsın. E, dilim alanı için bana açı lazım. Büyük ihtimal özel üçgen çıkar. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2'dir. E, burası da 60 yapar. O zaman burası da 2 kök 3 yaptı. Şimdi 60'lık dilimden yazıyorum buraya. Dilimden üçgeni çıkartacağım. Dilimin alanı 60'lık dilim yarı da 4. Pi r kare 60 bölü 360 eksi üçgenin alanı da 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 değil mi? Evet. Sadeleştirmeleri yapalım. Burada şunlar sadeleşse 6 bu 2'ye e, bölsen 16 bölü 6 ya 8 pi bölü 3 yapıyor orası. Eksi şu ikilerde sadece işte 2 kök 3 gibi saçma bir cevabı yine iki satırda zorlasak tek satırda da bak yine bulabiliyoruz. Ama garip yerlerdeki alan sorulduğunda nasıl buluyormuşuz? Onu da ona karşılık bir daire dilimi oluşturarak buluyormuşuz. Evet boyalı bölgenin alanı. Ben böyle bir alan bilmiyorum. Dilimin alanını biliyorum. Dilim oluşturacağım o zaman. Hocam dilim oluşturayım şöyle. Hop dilimi oluşturdum. Aa, bu da yarıçap ki OB'yi 4 vermiş. E, bu da yarıçap 4. Bu da yarıçap 4. İkiz kenar çıktı. Şu dilimin alanını bulmam lazım benim. Hocam bu dilimin alanı belli. Bu dilimin alanı nedir? Hocam açı lazım bana. 4 4 ya 15 ise burası da 15'tir. 2 iç açı 1 dış açıdan 30 yapar. Yani dilim artı üçgenin alanı yaptı bak bu sefer de. Üçgen alanı. 3'e 3'e oldu. 3 gen alanı. Dilimin alanı pi r kare 30 bölü 360. Değil mi? 30'luk dilimin alanı. Artı üçgenin alanı. Hocam burası da 150 ya. 4 çarpı 4 çarpı sinüs 150 bölü 2'den gidebiliriz. Ya da taban şurası iken tabana ait yükseklik şuradan tepesi burası olduğu için buradan çiziliyor mu? Evet bu sefer sinüsle yapmayayım. 90'ın karşı 4 30'un karşı 2. Taban 4 yükseklik 2. 4 çarpı 2 bölü 2. Yani şunlar şunlar sadeleşse 12 kaldı. Ee, 16 bölü 12. 4'e bölsem 4. 4'e bölsem 3. Yani 4 pi bölü 3. Artı şunlar sadeleşse 4 bir yaptı. Aynen öyle. Bak yine iki satırda sonuca ulaştık. Geldik buraya. Hımm. Hımm. Hmm. Arkadaş şöyle bir şey. Öncelikle burada bir benzerlik var mı? Var. Benzerlikten dolayı şurası R diyecek olursam R bölü R artı 2. R bölü R artı 2. 4 pi bölü 6 pi'den Sonuca ulaşacağız. Hocam sadeleştir 2 sadeleştir 3. 3R eşittir 2R artı 4 yapar. Ve R'yi de böylelikle 4 buluruz. Evet R'ye 4 çıktı. E şimdi bu alanı nasıl bulacağız? Şöyle bulabilirsin. Hocam yay uzunluğu var ya büyüğün alanını bulabilirsin. 6 pi çarpı 6 bölü 2'den. Sonra beyaz alanı bulabilirsin. 4 pi çarpı 4 bölü 2'den. Sonra büyükten küçüğü çıkartıp buraya ulaşabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yolda şu bizim olay yamuğa benzemiyor mu? Hani biz bunu üçgene benzettiysek, bak x burasıysa yay uzunluğu, r burasıysa bunun alanı, hani x çarpı r bölü 2 ya, üçgene benziyor taban çarpı yükseklik bölü 2. E bu da aynı zamanda yamuğa benzemiyor mu? E bu da yamuğun alan formülü gibi düşünebilirsin. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. Yüksekliğimizde bak 2, yani şu benzerliği yapmak zorunda değildik. Çarpı yükseklik bölü 2 bana sonucu verir. Sonuç böylelikle 10 pi yapar. Ama dediğim gibi büyüğün alanından beyaz alanı çıkartarak da yine sonuca ulaşabilirdiniz. Bak yine bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Sınavda hatta bunun formülünü sordular. A dediler, B dediler, C dediler. Alan nedir diye sordular. A artı B çarp yükseklik bölü 2. Yani çarp C bölü 2 şeklindeydi cevapta. Tamam. 24. soruyu 10P bulduk. Geldik 25. soruya. ABCD kare demiş. Çeyrek dairenin merkezi. Arkadaş nasıl bulacağız bu alanı? Bütünsel düşüneceğiz. Karenin alanından çeyrek daireyi çıkartacağız. Çeyrek ne ya? Çeyrek daireyi çıkartacağız. Karenin alanı belli. yarı e, Karenin bir kenarı 6. Altı. 6'nın karesinden, bak bütünsel düşünüyoruz. Çeyrek daireyi çıkartıyorum. Pi 6'nın karesi bölü 4 çıkartıyorum. 36 eksi 9 pi mi yapıyor? Yine garip bir cevabı. Tek satırda yazabilirdik aslında. Yine iki satırda bulmuş bulunuyoruz. Yani dairede alanda önemli olan neymiş gençler? Eski bilgiler bizim için önemli. İşte yarı çap bilgisi şu bu. Bir de bütünsel düşüneceksin. Bütünsel düşünürken de belli bir bütünden yani büyük alandan beyaz alanı çıkartacaksın. Bir de önemli olan neydi arkadaşlar? Böyle garip bir alan sorulduğu zaman da mesela şu şekildeki garip bir alan sorulduğu zaman da biz dairenin alanını ya da daire dilimin alanını biliyoruz ya. Ona ait bir daire dilimi oluşturarak sonuca ulaşabiliyoruz. Evet gençler İlk hedefimize ulaştık. Dairede alan bir kısmını bitirdik. 4,5 sayfa çözeceğiz demiştik. 4,5 sayfayı hallettik. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde dairede alanın ikinci kısmında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.